Taksi, boş musun? Hayırdır ya Merdan amca? Teftişe mi? Siftah ettin mi? Yok. Ben zaten resmen başlamadım ki. Bir sürü evrak falan toparlamak gerekiyormuş. Onlara koşturmak lazım falan. Yarın başla deyince böyle hani ben de başlayacakmışım gibi düşündüm ama böyle bir şey yok. Takıl burada dediler. Eve gitme dediler. Alışırsın falan dediler. Duraktaki muhabbet de çok açıkçası sarmadı beni yani. Öyle oturuyorum arabada. En azından ailen yok ya. İyi. Hadi çalıştır. Siftahın benden olsun o zaman. Ayağım uğurludur. Merdan amca işte ya başlamadım ya ben. Alıştırma yapıyorsun oğlum. Hadi. İyi. Aman ha sakın. Yok buradan geçiyordum da yıllar var seni görmedim de diye sakın söze girme. Yemem Merdan babam. Bari sen yapma bunu. Hah, iyi dedim bunu Dicle kız. Vallahi hiç mavra yapasım yok. Lafın düzü neyse oradan giriyorum. Kadir, bu cellat mı ne da mevzumuz o. Ha, Kadir Adarlı. Alıp basmışlar, içeri almışlar koskoca adamı. Herkes nereye layıksa oraya. Orası öyle de. Ondan çok daha kötüleri var dışarıda. Bu işler sırayla. Onlara da sıra gelecek. Şimdi diyorlar ki, bu Kadir Efendi giderken kasasını bırakmış. Bari sen yapma Merdan babam. Herkes onun peşinde şu anda. Diyebilirim ki yeraltı, yerüstü bütün alem. Dolayısıyla bunu ilk gelip de soran sen değilsin haliyle. İyi. Demek ki söylentiler doğru. Vallahi söylenti işte doğru mu yanlış mı bilinmez. Biz ülke olarak masalları çok severiz. Hele ki de hazine masallarını. Eskilerin bir lafı vardır bilirsin. Canana kavuşmak isteyen cefaya, hazineyi bulmak isteyen de ejderhaya katlanır. Lüzumsuz martaval okuma. Sen de peşindesin. Çünkü gerçek olduğunu herkesten iyi sen biliyorsun. Osman, cezaevine sür. Cezaevi mi? Acil! İhtiyarlamışsın. Senden hallice. Yok yok, seninkisi birdenbire olmuş. Tabii. Evlat acısı. Başın sağ olsun. Hayırdır? Boğazıma mı sarılacaksın? Her şeyin sırası var Kadir. Yok yok. İyisin, iyisin. İyisin, gel. Tabii. Olan gidene oluyor. Vay ki gidene. Öyle öyle. Kalana çok iş düşüyor. Torunumla iş bölümü yaptık. O adalete bakıyor. Ben de ilahi adalete. Sen buraya nasıl girdin? Ha? Savcı torununun torpiliyle falan. Ha?
Torona torbaya hacet yok. Ömrünün bir kısmını buralarda geçirince anlarsın. Başarabilirsen tabii. Dostların olur. Burada uzun kalıcı değilim ben. Buraya düşen herkesin umudu budur. Yakında bu da geçer. Sen buraya niye geldin? Cezaevi anılarını anlatıp seminer mi ver? Hayat koçu mu oldun ha? Yaşlılık işte. Unutmayayım diye. Yaz hadi. Ne yazacağım? Şiir mi yazacağım sana? Nereye sakladım? Neyi? Bir B planın olmadığını mı söylüyorsun? He tabii. Söyle bakalım. Kasan nerede? He tabii anladım. İyi. Kızınla karın geliyormuş Amerika'dan. Havadaymışlar. 5 saat sonra da yere inecekler. Belki onlar biliyordur ha? Bana bak. Onlara dokunursan var ya seni öldürürüm ha. Nasıl olacak o iş? Tüm adamların içeride. Dışarıdan da kimse şu an yüzüne bakmaz. İyi bilirim. Düşünce kaldıran olmaz. Senin gibi içeridekileri kimse sevmez. Söyle bakalım şimdi. Kim koruyacak karınla kızını? Yaz şuraya bakalım. Kasa nerede? Ulan. O benim bütün geleceğim. Sana yedirir miyim o parayı ha? İhtiyar. Hayır. Senin değil o para. Canını yaktığın o kızlar var ya, o kızlar, o genç küçük kızlar, onların hakkı. Hayata yeniden başlayabilsinler diye. Yaz. Yoksa o uçak inmez. İnse de sana gelen olmaz. Yaz hadi. Yaz!